Rock kanalından herkese merhaba. İlginç bir oyun göstereceğim. Hello Hero. All Stars. All Stars demiş. Hangi oyunlardan alıntı karakterler? Emin değilim. Ama muhtemelen bunu çok fazla karakter olduğu için söylemiş olabilir. Oyun otomatik bir oyun. İlginç yapısıyla dikkatimi çekti. Nasıl bir yapısı var? Bu yol üstünde ilerliyorsunuz. Size bölüm değil de kilometre hesabı yapıyor. Hani olur ya oyunlarda bölüm geçersiniz, bir sonraki yaratık serisi gelir. Burada kilometre geçiyorsunuz, bir bir ilerliyorsunuz. Bunun gibi. Otomatik oynuyor. Şirin yaratıklar var. Yetenekleri var ama yeteneklerin hepsi aynı. Muhtemelen Gigi. Muhtemelen eşya takınca değişecek bunlar diye düşünüyorum. Emin değilim ama. Görev kısmı oldukça ilginç. Kendi kendine çıkıyor, kendi kendine yapıyor. Bazen siz yapıyorsunuz. Burada süreyle dolan bir yer var. Size tecrübe puanı ve altın veriyor. Yeni bir kahraman aldık. Kahramanlarımızı şu şekilde görebiliriz. Evet, bir sürü kahraman var burada. Daha fazlası da açılacak. Kahramanların puanları yanlarında yazıyor. Bakın mesela şu 335 combat puanı var ve bunu ben 220 ile değiştirmek istiyorum. Şuraya atayım. Bir sonraki bölüm girecek. 241 var. 222 ile değiştirelim. Daha büyük. Büyük de neyse burada. 240 var şurada. Aynen. Bunlara vay vay vay. Neyse. Aha bak, yetenek veriyor. Bu kısma bir bakmam lazımdı. Orada Lightning Damage yazan yerde arkadaşlar. Ama yeteneğim nereye gitti ki? Çok fazla altın istiyorsun. Diğer yaratıklara da bakacağız çünkü. Bu buydu. Şunun yeteneğini bir arttıralım. Şununkini bir arttıralım. Değişiklikleri gözleyeceğim. Vuruş. Çok fazla da bir şey yok. Mesela şuna da bir bakalım. Penaltı şart. Şu cam basıyor. Çok da önemli bir kahraman değil bu. Mesela combat puanından ödün vermemek için şu Mickey Mouse'a seviye atlatabiliriz. 259 bir de atlatabiliriz. Al işte, onu geçti. Şimdi buradan Adventure'a geri dönelim. Bu bölüm bitince Mickey Mouse eklenecek. Aynen. Bunları geliştirmek için de tecrübe puanı kullanıyorsunuz.
Seyirci puanında hem bu maçlardan, bu Advantage kısmına hem de buradan temin ediyorsunuz. Şuradan. Mesela bir seviye gelmiş. Ve Sieve dediğim zaman TC puanı 6'ın verdi. Burada zaman içinde birikiyor. Sizin de toplamanız gerekiyor. Bunların da masal kahramanları da içinde var. Onları gördüm. All Star dediği de bu olsa gerek. Bayağı hızlı vurmaya başladı. Condition kısmında 220K 2K 200 istiyor power'ı. Bende 1.47 var. Evet, şunu değiştireceğiz burada. Yeni bir görev çıktığı zaman otomatik yapmayacağım onu. Ve karakterleri değiştireceğim. Bu sayede otomatik yaptığım zaman karakterler, o düşük seviye karakterler XP kazanacak ki bu sayede bütün karakterlerimi eşit seviyede yükseltebilirim. Evet, bir misyon geldi. Bunu değiştireceğiz. Mesela şu şekilde şu yüzleri hep buraya koyalım. Bak bir şunu da alalım. Şunu da alalım. Bu sayede şimdi görevi yapınca seviye alacaklar bakın. Aynen hepsi birden aldı. Artık geldikçe bu şekilde bunlarla. Yo. Otomatik verdi. Eğer seviye almasını istiyorsam orayı değiştireceğim ki istediğim yaratıklar daha güçlü olarak karşıma çıkacak. Bunun gibi mesela bu benim dizdiğim karakter. Ama seviye alamadım, yetmedi. Şuraya bakacağım. Şuraya atarsam. Aynen ona vuruyor ama bitmişti ya. Yani oyunun inanın ki mantığını anlamış değilim hala. Otomatik oynuyor. Sizin yaptığınız şey şu üstteki skilleri kullanmak. Başka bir zımbırtı yok. Tabii ki düzeni yapmalısınız ve karakterleri oluşturmalısınız. Burada da karakterleri değiştirebilirim istersen. Bakalım güçlü gelmiş mi? ...317'lik... bu bizim yaratık 317 ne ara oldu lan? Bunu 260 ile değiştirsem daha çok faydası olacak. Bir sonraki bölüm gelecek. ...1.58 oldu. Sürekli görevleri kontrol etmenizi icap ediyor. Yani genel manada sıkıcı bir oyun. Herhangi bir eğlenceli tarafı.
Görebiliyor musunuz? Yani siz, yani ben yok diyeceğim şimdi ama ilginç bir yapısı var ama orası kesin. Şu yeteneklerin değişmesi lazım. Bütün kahramanların kendine özgü ve gerçekten göze hoş görünen yeteneklerinin olması lazım. Ardından bakın bir tane bile eşya çıkmadı. Yani bu bence büyük bir sorun. Onun dışında bahsedecek çok fazla şey yok. Ben dedim ki kilometre kilometre ilerliyorsunuz. Bunların her biri, her bir kilometre bir bölüm. Sürekli aynı yaratıklar gelebiliyor. Bakın buradaki şu goblin sürekli çıkıyor. Bosslar değişik. Ve zor. Onun dışında ne diyebilirim? Bence fazla zaman ayırmayı gerektirecek bir oyun değil. O yüzden videoya şimdi son veriyorum. Her gün saat 17'de bir mobil oyun videosu yayınlanıyor. Kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.